Şimdi dostlar, yukarıda yavrularımızı beslerken ses duyduk. Bakın bunları atıp gitmişler. İşte iki tane yavru. Çevrede var mı başka bilmiyoruz. Son derece açlar ve anneleri yok. Yani etrafta görebildiğim yok. Şimdi bazı sosyal medyada, yerel basında bize hedef olarak gösteriyorlar. Neymiş, mezarlıklarda besleme yapmayacakmışız vesaire. Çözüm önerileri yok. Oysa biz bütün videolarımızda çözüm önerilerini de paylaşıyoruz. Biz tüm ülkeye örnek olmaya çalışırken maalesef medya ve bazı kişiler, ki onların bunlardan menfaati olduğunu da biliyorum, bizlere hedef olarak gösteriyorlar. Bu canları ormanlık alanlara, mezarlıklara atan kim? Neden onlara hiçbir şey söylemiyorsunuz? Ne yapalım şimdi biz bunları? Çözüm önerileri yok. Bakın, biz buradan ya canları çekmek için bir yaşam alanı oluşturduk. Orayı da kimlerin dağıttığını, kimlerin oralara kepçeler çekip yavruları ürküttüğünü de yayınladım. Bizi eleştirmeye kalkanlara söylüyorum. Hepiniz haddinizi bileceksiniz. Birçok videomda şunu söyledim. Çözüm önerilerinizi hayata geçirin, yayınlayın ya da bize de sunun. Deyin ki bakın bu böyle yapılır, biz de öyle yapalım. Hatta gelip yanınızda işçi olarak çalışalım. Daha ne diyeceğiz? Ama evinde oturup laf olsun diye, menfaatinize dokunuyor diye kimseye konuşmayacaksınız. Ya da birilerine şirinleri de oynamayacaksınız. Üç yavrumuzu etlerle güzelce doyurduk buraya. Birazcık kemik bıraktık. Buradan ayrılmasınlar. Su açtık. Şu an için elimizden gelen bu dostlar. En kısa sürede geleceğiz. Bir hal çaresi düşünmemiz lazım. İşte biz bakıyoruz diye anlattığım gibi herkes getirip atıyor. Ama hiç kimse atanlara laf söylemez. İşte sempati şöyle ve de bunu fake, yani sahte isimlerle yapıyorlar. Yiğitseniz ben buradayım. Her gün sahadayım. Telefonum her yerde var. Niye çıkıp aramıyorsunuz bakalım, nelerle konuşacağız. Dediğim gibi dostlar, çok yakında tek bir video hazırlayacağım. Tüm yaşam alanlarıyla ilgili ve paylaşacağım. Orada da her şeyi açık açık bir kez daha tekrar edeceğiz. Herkes de gerçekleri öğrenecek. Yavrularımızın karınlarını etle doyurduk. Bakın kurumamı açtık, hala yemeye devam ediyorlar. Bir gün önce biz buradaydık. Demek ki bizim peşimizden atmışlar. Üç burada. Şimdi etrafı tekrar gezeceğiz. Bakın tam yarım saatten fazla bu atılan yavrularla uğraşıyoruz. Kul hakkı diye bir şey var. Bunları buraya atanın din imanı zaten yok. Bana kimse hocam öyle deme falan, geçin bunları. Bilerek yapıyorlar. Üzerimize yükleniyorlar. Yıllardır söylüyorum. Pes ettirmeye çalışıyorsunuz. Boşa uğraşmayın. Bu onları atanların en ufak imanları, Allah inancı yok. Olsa annelerinden ayırıp da bu garipleri buraya ölüme atmazlar. Bunlar bizim alabacaklar. Geçen gün farecikle kardeşini doyurmuştuk. Bu ikisi yoktu. O yüzden aç kalmış yaramazlar. Kuru mama yemişler. Mamaları da bitirmişler. Tepsileri de kayıp. O yüzden hemen burada veriyoruz. Dışarıda diğer yavrularımızın sesleri geliyor. Onlar da buraya gelmeye çalışıyorlar. Koşturuyoruz dostlar. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok. Hemen mamalarını ve suları yedekleyeceğiz. Hava çünkü anormal karardı, sağanak geliyor. Karnından doyurup bir yeri sığınsınlar. Hadi bakalım, afiyet olsun çocuklar. Bunlar bizim koyun çobanları. Az önce farecikleri doyururken dışarıdan avlayanlar bunlardı. Mama isteyenler. Onların da mamalarını hazırladık. Biraz açtık, bitirdiler. Şimdi tekrar ilave ediyoruz. Annemiz de yanımızda. Size afiyet olsun. Biz kuru mamaları ve suları hazırlayalım. Gel buraya, gel, o kapak, onu alacağız. Seni yaramaz, seni. Hepsini doyuracağız dostlar, hiç merak etmeyin. Afiyet olsun. Evet sevgili dostlar, en sonunda araç dayanamadı. Şanzıman arızası verdi, kaldık. Buraya kadar çocukları besledik. Onlar mamalarını yiyorlar. Şimdi aracımızı çekiciye yükleyeceğiz, sanayiye gidecek. İyi bile dayandı. 6-7 yıldır hiç durmadan her gün sahada dostlar. Kesinlikle yardım kabul etmiyorum. Herhangi bir şey aklınıza gelmesin. Biz kendi imkanlarımızla yaptırır, yolumuza devam ederiz Allah'ın izniyle. Bu videoyu da araç yapıldıktan sonra paylaşacağım sizlerle. Beslemeyi yarıda bırakacağımızı zannettiniz dostlar. Asla. Araç bu şekilde yola devam edecek. Canlara ulaşıncaya kadar. Kardeşimiz de bizi kırmadı. Allah razı olsun.
Bulut'un yiyecekleri indirecek. Beraber buradaki çocuklara vereceğiz. Bakın hepsi şöyle göstereyim, etrafımızdalar işte. Bakın geçen bulduğumuz çocuk da burada. Gel gel. Gel sen. Hayır bu başka. Seni yeni mi attılar, bir tane daha? Eyvah eyvah eyvah. Bir gün önce başka atıldı, şimdi bir tane daha var. Gel sen gel. Sen ne güzel çocuksun. Ey Allah'ım. Teker teker atmaya başladılar dostlar. İlçelerden topluyorlar. Bakın bu da başka bir seter. İşte. Araçtan atıyoruz. Sonra kuru mamaları yedekleyeceğiz. Biraz etimiz kemiğimiz var. Önce onları bir yesinler. Etlerimizi küçük küçük doğradık. Yavruların yiyeceği şekilde onlara veriyoruz. Sonra kuru mama yedekleyeceğiz. Hadi bakalım. Etini alan kaçıyor. Dur, dur kızım sen büyüksün. Annesini sana vereceğim. Büyük parça vereceğim sana. Yavrulara küçük küçük veriyoruz. Al bakalım, al bakalım, al. Al, al, al. Al kızım. Al bakalım. Hayır. O büyüklere ayrı. Hadi bakalım. Biz de kuru mamaları getirelim şimdi. Buradaki annemizi de iyice doyurduk. Bu bebişler çok küçük. Siz kemik mi yemeye çalışıyorsunuz ha? Senin kemiğini mi alıyor? Almaz onlar. Bunlar da annelere emecekler. Yuvalarına mamalar, sular yedeklendi. Sen arkadaşım ne yapıyorsun? Ha? Hadi bakalım. En kısa sürede görüşeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Hadi çocuklar koş 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 koş. Burası da aç dostlar. Dur tamam tamam evladım. Tamam, 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 tamam. Sakin, sakin. İnanınlar, işte yarım paketten birazcık fazla mamamız var. Tamam, tamam, geliyor. Olanla idare edecektir. Burası da tamamen acıkmış. Yine sağ olsun kardeşimiz araçla beraber bizi buraya kadar getirdi. Çocuklarımızı elimizden geldiği kadar besledik. Suları kontrol ettik. Şimdi buradan sanayiye geçiyoruz dostlar. Aracın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. İnşallah en kısa sürede biter ve hiçbir canı mağdur bırakmayız. Evet dostlar, sonunda aracımız bakımdan çıktı çok şükür. Sahaya da çıkabiliyoruz rahat rahat. Yavrularımız orada. Bizi bekliyorlar. Bebişler, kızım gelmiş, kızım gelmiş. Güzel güzel kızım gelmiş. Bu o kurtardığımız annemiz, ikisi de. Bebişler. Gelin bakalım pıtırcıklar. Koşun koşun koşun. Sen tombişim tombişim. Bu en cana yakın, gel. Gel sen kucağımda gidelim. Sen biraz şişkosun da ondan. Hemen bebişlerimizi bir doyuralım. Ondan sonra diğer işlerimizi halledeceğiz. Şurada yoğurtlarını ve konservelerini hazırlayacağız. Tamam mı şişkolar? Tamam kızım, tamam kızım. Küçük bebişlerimiz burada yemeye başladılar. Şöyle göstereyim, bol yoğurtlu konserveli mamalarımız var. Kuyruklarımız havada. Çıpır çıpır çıpır, hadi bakalım. O yaramaz orada mı? Aman aman aman. Ne oldu? Mamaya geliyorsun işte, daha ne istiyorsun? Annesi ve arkadaşları burada. Önce bebişler yesin, sonra diğerleri yiyecekler. Afiyet olsun. Aferin benim kızım, aferin. Bu kızımız ve kalan yavruları da burada. 9 taneydi, geçen videomda söyledim. Maalesef 2 tanesi alınmış. İnşallah bu 7'si yaşamaya devam edecek ailesiyle birlikte. Hadi doyurun karnınızı, bitirdiniz mi? Bitti mi kızım, ben gene yaparım sana, gene getiririm. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bakın Soner abileri getirdi. Hemen açacağız şimdi. Ben onu alayım. Hazırlayıp tekrar vereceğiz.
Tekrar ilavelerini yaptık. O senin yavrun, gel gel. Hadi bakalım tombişler. İşte Derya Hanım, videoda izlediğiniz bebişlerin yanındasınız şimdi. Evet ya. Şunların güzelliğine bak Allah'ım. İşte hiçbir yere sığdıramadıkları canlar. Nasıl kıyılır bu yavrulara ya? Nasıl kıyılır ya? Yemeğimiz var. Yemeğin üzerine de buraya da kuru mamalar koyduk. Onun üzerine de yoğurtlar, konserveleri ilave edeceğiz. Hepsi güzelce bir karınlarını doyuracaklar. Bol bol. Kurt kızımla yalnız kurda yemek ve üzerine konserveler, yoğurtlar doldurdum. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hep kuru mama olmaz. Arada böyle değişiklik olacak. Bunlar hala sürüye bir türlü karışamadılar. Hadi afiyet olsun. Bir şahsın araçtan attığı iki yavruyu sizlerle paylaşmıştım. Burada sarı olanı doyurmuştuk, siyah olanı da alamamıştık. Tekrar geldik. Mamalar bitmiş, sular bitmiş. Mamaları tamamladık. Suları dolduracağız. Çevreyi arıyoruz ama maalesef iki yavruyu da göremedik. Sabah şiddetli sağanak vardı. Belki bir yerlere sığınmıştır diye umut ediyoruz. İnşallah buluruz. Vebali atanların üzerine. Çocuklarımıza seslendik. Toparlanıyorlar. Akşam serin de çıktı. Daha doğrusu sabah yağmur, bir güneş. Şimdi çocuklarımızı doyuracağız. Hadi gelin bakalım. Her yerden geliyorlar işte dostlar, koşarak. Biz şimdi bir üst bölgeleri besleyeceğiz. Dönüşte buraya tekrar kontrol edeceğiz. Mama kalmamışsa ilavelerini yapacağız. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bu bölgemizde de mama ilave edeceğiz. Çocuklara verilmiş ama onlar bitirmişler. Şimdi biz de ilavelerimizi yapacağız. Hiçbiri aç kalmayacak. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Tamam, tamam evlat, tamam. Tok olanlar oradalar zaten. Diğerleri de kulübelerin içlerinde. Onlar acıkınca gelip yerler. İki bölmeye de bütün mamalar tamamlanıyorlar. Hadi bakalım çocuklar, afiyet olsun. Tamam, tamam, sakin. İşte bu kadar. Burası da diğer yaşam alanımız. Bölge bölge hepsini dolaşıyoruz. Tüm saha. Buradaki çocuklara da yine mamalığımız burada. Buraya da açtık. Evet, sırayla hepsi karınlarını doyuracaklar. Tok olan da yine, bakın kulübelerin üzerinde, içerisinde. Bir kısmı yukarıdaki mamalıklarımızla karınlarını doyurmaya devam ediyorlar. Sistem bu dostlar. Hadi bakalım, afiyet olsun. Burası da yine yeni yaşam alanımız, 8. bölge. Buradaki çocuklara da mamalarını getirdik. Yine birkaç mamalığımız daha var. Onlara da ilavelerini yapacağız. Hiçbiri aç kalmayacak. Afiyet olsun.